Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Ee, birinci bölümde Tarafsız Bölge'de konuğumuz AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Merhaba Numan Merhaba. Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz e, güncel meselelerden bahsedeceğiz. E, zaten güncel dediğimiz seçim, seçim konuları hep gündemde. Şimdi e, herkesin konuştuğu konu bugünlerde Erzurum'daki... Yaşanan tatsız olay, Ekrem İmamoğlu'nun orada yaşadıkları nasıl bakıyorsunuz siz? Herkes birbirini provokasyonla suçluyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani bir kere yani bir seçime gidiyoruz ve çok şükür hep şunu söyledik, bu seçim sürecinde şimdiye kadar kayda değer hiçbir olay olmadı. Ümid ediyorum ki bundan sonra da kayda değer bir olay olmaz. Böyle güle oynaya, şenlik içerisinde, olgun bir şekilde. Demokratik standartı son derece yüksek bir seçimi gerçekleştiririz, geride bırakırız. Seçim günü de aynı şekilde bütün güvenlik tedbirleri alınmış, yüksek güvenli bir seçim geride kalır. Bu aslında bizim için, hepimiz için ortak bir beklenti olmalıdır. Bütün Türkiye'nin temel. Tabii ki. Yani onun için siyaset aslında demokrasinin büyük gücü insanların söz hakkını her yerde kullanabilmesidir yani herkes Türkiye'nin her yerinde bütün siyasi aktörler, bütün siyasi partiler görüşlerini, fikirlerini gündeme getiriyorlar. Bunun için kategorik olarak siyasetçilere yapılmış olan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Böyle bir şey kabul edilemez. Kim olursa olsun, hangi siyasetçi olursa olsun ona karşı bir ya da bir siyasi gruba karşı böyle şiddetin kullanılmış olmasını kabul etmeyiz. Son günlerde böyle birkaç hareket oldu. Bunlardan birisi Erzurum. Erzurum'da biraz da fazla eee kamuoyunun önüne çıkmış oldu. Ama mesela e, Sinan Ogan'ın seçim otobüsüne yapılan bir saldırının olduğunu sonradan öğreniyoruz. E, yine aynı şekilde Hüdapar'ın e, bazı yerlerde standlarına saldırılar oldu. Bir kere kime yapılırsa yapılsın, Hepsi kim taraf yürüler kim, yürüler kim yürüler. tarafından yapılırsa yapılsın bu demokrasi bakımından kabul edilemez bir durumdur. Bunu ifade etmek lazım. E, demokrasi herkesin sözünü açık bir şekilde anlatabilme hele hele kampanyalarda bunları dile getirebilme meselesidir. Bir başka önemli hususta demokrasi kurallar rejimi. Yani hem bu seçim süreç kampanyasının seçim gününün sonrasının nasıl yürütüleceğine dair kurallar var ve bu kurallara da hepimizin uyması gerekir. Burada bizim söyleyeceğimiz şey şu. Herkesin bu süreç içerisinde Türkiye'nin böyle olgun bir demokratik yarışı yapmasından rahatsızlık duyanlar, ola ki bu süreci zehirlemek, bu süreci bir şekilde böyle gürültülü patırtılı hale getirmek için bir takım provokasyonlar yaparlar, yapabilirler. Buna karşı herkesin uyanık olması lazım. Özellikle siyasetçilerin söylediği sözlere, yaptıkları işlere son derece dikkat etmeleri lazım. Hiç kimsenin provokasyonuna zemin hazırlamayacak şekilde bu süreci tatlı bir rekabet içerisinde götürelim. Bunu özellikle söylemek isterim. Ve tabii ki bunun üzerinden... Böylesine bir taş atma, işte bir provokasyon bunun üzerinden de herhangi bir şehrimizi top yakın. Şimdi şimdi burada Erzurum için konuşuluyor. Hiç kimsenin Türkiye'nin hiçbir kentini top yakın suçlaması mümkün değildir. Ne Erzurum'u suçlayabiliriz, ne Diyarbakır'ı suçlayabiliriz, ne Muğla'yı suçlayabiliriz, ne Trabzon'u suçlayabiliriz. Tabii canım, yani orada 3-5 yani kişi onlar Erzurum'u temsil ediyor diye değil miyiz tabii, yani? Yani, yani. Orada suçun şahsiliği diye bir şey var. O tabii. eğer bir suç varsa, bir saldırganlık varsa, şiddet varsa ki var görüyoruz. Onu yapandır. Yapan. Suçlu. Burada, burada yani siyasetçiye görev düşüyor bir kalan 5 gün için söylüyorum. E, siyasetçi kılı kırk yararak her hatta adıma dikkat ederek provokasyona zemin hazırlayacak hiçbir söz ve eylem içerisinde olmamalı bir e, güvenlik kuvvetlerimize de büyük sorumluluk düşüyor. Yani her türlü tedbir alıyorlar ama daha dikkatli, daha titiz, e, aradan hiç hesap edilemeyecek bazı provokasyonları olabilir. Bunlara karşı da güvenlik kuvvetlerimizin son derece uyanık olması lazım. E, siz burada 5 gün 11 saat diye gö götürüyorsunuz. Bu her bir dakikayı neşe içerisinde, huzur içerisinde geçiririz. Hep söylediğimiz bir şey, yıllardır, 10 yıllardır söylediğimiz bir şey, siyaset bir düşmanlık alanı değil, siyaset bir rekabet alanıdır. Ee, bu anlamda da inşallah e, iyi bir rekabetle bu seçimi geride bırakırız. Peki şöyle bir söylem de var. Deniyor ki yani e, Erzurum'da yaşananlar biraz iktidarın yaptığı, iktidarın provoke ettiği şeyler. Ya, bu, Ona bu, ne bunu, diyorsun? Bunu, bunu, bu bunu söylemek için biraz e, gerçekten... E, Yanlış düşünüyor olmak lazım. Daha ağırını söylememek için bunu söylüyorum. E, dün e, Türkiye e, tarihinin, Türkiye siyasi tarihinin en muhteşem mitingi yapıldı. İstanbul'da e, milyonlarca insan Yeşilköy Havalimanı'na geldi ve daha güzeli, sadece kalabalık değil, büyük bir coşkuyla katıldılar. İnsanlar böyle organik bir şekilde tabiri caizse İstanbul aktı Yeşilköy Havalimanı'na. Böylesine görkemli bir mitingin e, hem sadece AK Parti seçmenine değil sadece Cumhur İttifakı'na değil, Türkiye'de demokrasiye güvenenler bakımından da çok büyük bir moral oluşturduğu, büyük bir motivasyon oluşturduğu bir günde böylesine bir Erzurum'daki olayın konuşulmuş olması aslına bakarsanız o taş e, e, Sayın İmamoğlu ve ekibine doğru atılmış bir taş değil aslında o taş AK Parti'ye doğru atılmış bir taştır sonuçları itibariyle baktığınızda yani biz bile bugün bunu hala konuşuyoruz keşke hiç konuşmasaydık, keşke bu olay olmasaydı Dolayısıyla Erzurum'daki olan e, o olay gerginlik muhteşem İstanbul mitingini de gölgede bırakmıştır. Bu e, bunu, açıdan da diyorsunuz bu. bu açıdan da yani bu, böyle bu, bir olayın neden tas Yani böyle yani. bir şey yap. Yani bir kere kategorik olarak yani AK Parti kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin temsil ettiği siyasi çizgi ta rahmetli Menderes'ten 1950'den itibaren alır getirirseniz, Özal zamanını, Erbakan zamanını bugünlere kadar getirirseniz her zaman sürekli olarak hep şiddetin karşısında olmuş. Şiddeti kategorik olarak reddetmiş, siyasette tek bir güvencesinin de halkın oyu olduğunu açıkça ilan etmiş bir siyasi hareketiz. Şimdi böyle baktığınız zaman hep şunu söylemiyor muyuz ki? E, bir mesela bazı partilere niyeti kategorik olarak karşı çıkıyoruz. Bir eli dağda bir eli sandıkta olmaz. Yani sahaları karıştırarak işte terör e, oluşturarak kavga gürültü çıkartarak siyaset yapılmaz. Siyaset söz, gönül ve fikir işidir. Bizim yolumuz, uslubumuz, yöntemimiz budur. Dolayısıyla bize en aykırı sözleri söyleyene karşı bile biz de kendi görüşlerimizi söyleriz. Basa bas mücadele ederiz. Fikri alanda her türlü mücadelemizi yaparız. Ama sözü bastırmanın yolu ne taştır, ne küfürdür, affedersiniz, ne de saldırıdır. Bunların olmadığını, bunları kategorik olarak reddettiğimizi zaten söylüyoruz. Ve Türkiye'nin tamamı da bunu böyle biliyor. Şimdi birilerinin buradan algı oluşturup sanki AK Parti, ya da AK Partililer bu olayları e, çıkarmışlar gibi bir şey havaya girmeleri kabul edilebilir e, bir şey kim, değil. kimi siz sorumlu görüyorsunuz burada? Yani kim çıkardı bu olayları? E, bu benim vazifem değil. Bu siyasetin vazifesi değil. Bu güvenlik kuvvetlerinin vazifesidir. Ümit ediyoruz ki Erzurum'daki e, bu olayın arkasında kim ya da kimler varsa sahada böyle e, olaylar nasıl ortaya çıkmışsa çok yönlü bir soruşturmayla sorumlular ortaya çıkarılır ve bunlar da e, tabii ki mahkemeye, e, yargıya çıkarılır. Zaten şu anda bir soruşturma da devam ediyor. 15 kişi de Erzurum'da gözaltına altına alınmış. E, bilmiyorum o bilgi size geldi yani öyle mi? Öyle bir bilgi var. Şimdi burada e, emniyetin üzerine düşen, güvenlik kuvvetlerinin üzerine düşen e, bundan sonraki süreçte çok daha titiz olarak bu tür olaylara meydan vermemek ama ola ki provokasyon yapmak isteyenler, siyaseti bunun üzerinden zehirlemek isteyen bazı çevreler varsa ona karşı da hem tedbirini almak hem de sonuçları itibariyle bütün soruşturmaları böyle sonuna kadar giderek ortaya çıkarmaktır. Vallahi Numan Bey çok teşekkür ediyorum. Böyle gayet güzel, amasız, fakatsız saldırıyı, bu tür saldırıları kınıyorum. Şiddetin karşısındayız. Biz çizgi olarak asla şiddeti tasvip etmeyiz. Mesajları vermeniz, e, yani şu seçim... Mi güvenle atlatmamız açısından son derece anlamlı, önemli. Çok teşekkürler bu mesajlar için. Estağfurullah yani inandığım şeyleri söylüyorum. Zihnimden ve gönlümden geçenleri söylüyorum. Doğrusu budur. Yani siyaset yarışı siyasette dediğim gibi her türlü yarışı, her türlü mücadeleye eyvallah ama bu bir söz yarışıdır, fikir yarışıdır, proje yarışıdır. Yani burada taşın sopanın ne işi var? Tabii burada küfürün, hakaretin ne işi var? Tabii. Olmaz, kabul edilemez. Asla kabul edilmemeli zaten. Çok teşekkürler.